Sevgili kız kardeşlerim, tabii bugün konuşacak çok şeyimiz var. Bir kadın grubu yapıyoruz ve o kadar çok sorunumuz var ki. Kadınların siyasetteki yeri, bakın biraz önce bahsini ettiğimiz AKP iktidarı ve diğerleri, kadınların siyasetteki temsiliyetini oransal olarak o kadar düşük tutuyorlar ki. Ve mevcut olan kadın milletvekillerine kürsüde inanın söz vermiyorlar. Doğru dürüst. Ve biz defalarca o parlamento kürsüsünden ifade ettik. Kadınlar daha çok söz kullanmalı. Kadınlar siyasette daha belirleyici olmalı diye çok çok kez bununla ilgili konuşmalarımız olmuştu. Ama bu iktidar kadına o kadar düşman bir iktidar ki hedefli kadınların Türkiye'deki Kürt Kadın Hareketi ve Türkiye Kadın Hareketi'nin el ele vererek geliştirmiş olduğu eş başkanlık ve eşit temsiliyet sistemimize göz diktiler ve koca koca adamlar diyor ki koca koca adamlar diyor ki siyaseti biz yaparız. Adamlar olarak yaparız diyorlar ve bize müdahale ediyorlar. Bakın bugün bu hafta biliyorsunuz Erdoğan 50 artı 1'i gündemleştirdi seçimle ilgili baraj meselesini. Ve günlerdir basın sadece bunları yazıyor. Erdoğan anayasayı buruşturulacak kağıt, canı istediğinde oynanacak bir oyuncak zannediyor. Ey Erdoğan, 50 artı biri sen getirdin. Tek adam rejiminin inşa edilmesi için AKP iktidarı otoriter rejimin öncülüğünü yaptı. Onun şahsi öncülüğü de senin şahsında cisimle, cisimleşmiştir. Ve 50 artı bir demek bizim için erkek artı erkek demektir. Bu 40 artı 1'e de inse erkek artı erkek demektir. O nedenle bizler HEDEP olarak bütün siyasi partilerin doğrudan temsil hakkını savunduğumuzu buradan ifade ediyorum. Demokratik bir sisteme ihtiyacımız var. Erdoğan'ın oyları düştüğü için anayasada oynama oynama meselesine ihtiyacımız yoktur. Bu nedenle bizler bu tartışmaların içinde bu şekilde yerimizi alacağız. Ve biraz önce izlediğiniz sinevizyonda sevgili Gülten Kışanak ne güzel söylemiş değil mi? Andolsun ki biz kadınlar en büyük kariyerimizi sizin saltanatınızı yıkarak yapacağız demişti. Buradan cezaevinde siyasi rehine tutulan bütün kadınlara, gültanlara, figenlere, sebahatlere, aylalara, hüdalara, semralara ve adını sayamadığım bütün siyasi rehine kız kardeşlerimize ve yoldaşlarımıza selam ve sevgilerimizi gönderiyorum. <laughs> ve andolsun ki, andolsun ki büyük kariyerimizi onların saltanatını yıkarak yapacağız. Evet sevgili kadınlar. Savaşların bitmek bilmediği çok acılı bir coğrafyada yaşıyoruz. Kürt Kürtlerin özgürlük mücadelesi 40 yıldır devam ediyor. Kürt halkı çözüm dedikçe bu iktidar ne yazık ki savaş dedi, çatışma dedi daha çok tecrit ve daha çok asimilasyon dedi. İsrail de Filistin halkına aynısını yapıyor. Fark eden hiçbir şey yok. Savaş yıkıcıdır. Savaş acıdır. Savaş kandır. Savaş gözyaşıdır. Bunu en iyi biz kadınlar biliriz ve çünkü bunun bedelini en fazla biz kadınlar ödüyoruz. Bakın Ankara'nın göbeğinde kaçırılmış Ezidi kız çocuklarının nasıl satıldığına hep birlikte tanıklık etmedik mi? Göç eden kadınlar, göç eden çocuklar, çektikleri acılar, o sınırların tellerinde sadece tenleri değil, ruhları paramparça oluyor. O sınırları aşarken o kadınlar. Ve yine aynı kadınlar ve çocuklar Akdeniz'in derin suları onlara mezar olmuyor mu? İşte savaş bu demektir. Nusra'nın eline düşen, İshidin eline düşen kadınlar 21. yüzyılda adeta köle pazarında satılıyor. Bununla da yetinmiyorlar. Ayrıca da fidye için de o kadınları kullanıyorlar. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. Kürtlerin çocuklarının cenazeleri kargoyla gönderiliyor. Mezarları tahrip ediliyor. Bugün Uğur Kaymaz ve babasının ölüm yıl dönümü. Uğur Kaymaz'ın da mezarı tahrip edildi. Ben burada onları saygıyla anıyorum. Bütün bunlara rağmen bütün bunlara rağmen Kürt tanaları diyor ki acımız çok büyük. Bu Kürt halkı için ödediğimiz bedeldir. Kürtler onurlu bir barışa kavuşana dek mücadelemiz devam edecek. Yani yaşadıkları bütün bu acılara rağmen analar hala barış diyor. Bu ne büyük onur, bu ne büyük bir mücadele azmi. Ve biz kadınlara, Türkiyeli kadınlara Türk, Kürt, Arap, Çerkez, bütün halklardan kadınlara düşen en önemli görev, barış analarının uzattığı barış elini hep birlikte tutmak, barışı haykırmak, barışı haykırmak, bunun mücadelesini vermektir. Evet, sözüme başlarken de bu konuyla ilgili savaşın bize çektirdiği acıları ifade etmiştim. Sınırları aşan barış mücadelesini hep birlikte örgütlemeliyiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Çatışmalara, faşist rejimlerin yaşamlarımızı cendere altına almasına müsaade etmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Sevgili kadınlar, sevgili kız kardeşlerim, değerli katılımcılar. Önümüz yerel seçim ve yerel seçimlerdeki tutumumuzu önceki toplantılarımızda defalarca açıklamış olduk. Burada şu çağrıyı yinelemek istiyorum. Lütfen hız kesmeden seçim yarın olacakmış gibi hep birlikte çalışmalarımızı sürdürelim. Bakın, hedeften önce bizim geleneğini sürdürdüğümüz siyasi partiler üç kadın temsiliyetiyle yola çıkmıştı. Şimdi ise durum nedir? Kadınlar %50 temsil ediliyor bu partide. Kota sistemi geldi bu partiye ve aslında kota sistemi bütün topluma model olma konusunda da çok iddialı. Geldiğimiz aşamada yerinden ve yerelden demokrasiyi esas alarak kadın özgürlükçü yerel yönetimler paradigmamızla eşit temsiliyet ve eş başkanlık modelimizi hayata geçirdik. Kadın daire başkanlıkları, kadın müdürlükleri oluşturduk. Bu müdürlükler bünyesinde kadın eğitim ve ekonomi birimleri oluşturduk. Kadına yönelik şiddetle mücadele için Merkezler oluşturduk, kadın sığınakları oluşturduk. Binlerce kadın bu merkezlerde ücretsiz verilen psikolojik danışmanlıktan, hukuk desteğinden faydalandı. Şiddet gören kadınların kendi yaşamlarını idame ettirebilmesi için çok önemli çalışmalara imza attık. Kadın merkezlerinde meslek edindirme kursları açtık. Açtığımız kurslarda binlerce kadın meslek edinmiş oldu. Kadınların üretimde yer alabilmesini sağlamak için Üretim alanları oluşturduk. Kadın eliyle üretilen bu ürünlerin aracısız satılabilmesi için kadın sem pazarları, mor marketler oluşturduk. İşte biz belediyeleri böyle yönettik. İşte belediyeleri yönetme modeli böyle olmalıdır. Ama kayyumcu anlayış ve zihniyet belediyelerimizi bu şekilde yönetmemizi engellemek için atanmış olan bir rejime dönüştü ve kayyum sistemi bütün açtığımız bu kadın kurumlarını ve oluşturmuş olduğumuz bu çözüm yöntemlerinin hepsini yok etmeyi hedeflediler.